Şu an hepsi bir tırsma peşinde. Yani kızını ağlatan bize neler yapar falan tarzında. İkinci Gamze vakası ya. Ama şey orada... Gamze çok iyiydi abi. Kızıl saçlı bir bayan var. Ne adı? Gamze abi. Gamze onu şey altta kalmaz. Şu an inanın ya bir kahvaltı yaptık. Ne bir ses, ne bir gürültü, ne bir tartışma. Allah Allah. Mükemmel bir kahvaltı ya yaptık. Allah Allah oğlum ya. İnsan tabii ki kendini göstermek için oyun tarzından vazgeçebilir ya. Allah Allah. Yo, bak göreceksin. Yani ben bir şey görmeyeyim abi. Vallahi abi ben bir şey görmeyeyim. Normal Onur da gün geliyor oynamaktan vazgeçiyor. Bunu ya bir şey söyleyeceğim. Yani. Gamze ile ilgili fazla konuşmayın ya arkadaşlar. Gamze ile ilgili fazla konuşmayın. Gayet iyi, gayet kibar bir kız. Suat abi yanlış anlamadı da dün geldim bugün Gamze'yi... ya ben insani olarak söylüyorum. Anlamıyorsun ben ne kadar tanıdım. İlişkisi var ya. Biz bir şey yaşadıklarımız için. Ben diyorum ki bak Tolga'ya dedim ki Rabbim dedim çok geç olmadan değil mi şahitsin. Sana göstersin dedim gördü. Ben de gördüm. Sen de gör. Ama bak, herkes görüyor yani bir şey. Ben de tam tersi Gamze'nin iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Ben de aynı şey. Ben ilk defa gördüm. Ben de Gamze'nin iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Ben de iyi olduğunu düşünüyorum. Bak, tamam. 4. Sen Aykut? Bana göre hani baktığın zaman böyle tartışmacı, kavgacı bir tip geliyor ama... İyi mi kötü mü yani? İyi veya kötü demem ki ben kıza. Çok iyi tanımıyorsun. Bak burada tam 4 kişi iyi dedi, siz ikiniz kötü dediniz. Ben kötü demiyorum. Yok kimse kötü veya iyi değil. Bunların başına geldi, bizim başımıza gelmedi. Ben şu abi biraz daha analizci baktığım için ve daha ilerisini görebildiğim için diyorum ki arkadaşlar biraz daha sakin olalım. Bu ileride içindeki o iyi insan çıkacak. Çünkü Gamze çok savunmacı bir insan. Her şey kendini savunmaya çalışıyor. Yani kötü bir şey olmuyor. Ama kötü bir şey yapıyor. Tabii ki herkesin bir yaş kriteri vardır ama ben hakikaten gönlü farklı olan bir adamım yani. Ben aşk adamıyım mesela. Bunu iddia edebilirim. Abi, yaşanmışlıklarım var. Oo. Çok farklı yaşanmışlıklarım var. Çok farklı özelliklerim var. Tabii gel ki bakalım, sizlerle aynı şeyde değilim ben şu an. Aynı konumda değilim. Sizler daha farklısınız. Hepiniz buradasınız. 2, 4, 5 kişi, 6 kişi. Altınızda aynı... Düzeyde insanlarsınız. Düzey derken yaş itibariyle, konum itibariyle birbirinize yakınsınız. Ben sizlerden birazcık daha farklıyım. Benim yaşanmışlıklarım var çocuklar. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle ben aşkın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Şimdi günümüzde insanlar her şeyi tüketiyorlar. Özellikle sizin yaşınızdaki insanlar tüketiyorsunuz. Yani bir bakıyorsunuz aşık oldum diyorsunuz. Ona gidiyorsunuz. 3 gün sonra bakıyorsunuz öbürüne gidiyorsunuz. Çok sevdim diyorsunuz. Bir ay dayanıyor, bir ay sonra hiç yoksunuz. Tamam. Bizde öyle bir şey yoktu. Mesela ben bir şey anlatayım. Bizim zamanımızda garibanlık vardı, yoksulluk vardı mesela. Adana'da Meydan Mahallesi'nde oturuyordum. Tas sulara. Kız arkadaşımı alıyordum, götürüyordum, bırakıyordum oraya. Ortaokuldan bahsediyorum. Yani kaç kilometre? En az 15-20 kilometre. 20 kilometre dolmuş param yok. Yürüyerek gidiyordum. Eve geliyordum, yemek yiyordum. Bir daha görmek için bir daha yürüyüp geliyordum. Bizde sevgiler, aşklar böyleydi. Onun için şimdiki aşklar farklı, sevgiler farklı, tüketmek çok kolay. Ben onun için sevdiğim zaman hakikaten adam gibi severim. Adam gibi sevdiğim için de sonuna kadar giderim. Eyvallah. Ben buraya geldiğim zaman dışarıda da tabii ki arkadaşlıklarım oldu. Benim hiçbir arkadaşlığım kısa sürmemiştir. Günübirlik ilişkim yoktur benim. Uzun sürmüştür. Dolayısıyla isterim ki burada da birini seversem eğer hakikaten şurama tık diye oturursa elini tutup alıp evimin kadını yapmak isterim. İnşallah abi. Allah gönlüne göre versin. Ben kendimi size izah edebildim. Çok yani benim yaşanmışlığım budur. Beklentim budur. Ama sizler daha farklısınız. Burası öyle bir ev ki buraya diğer abilerimiz de geldi. Hayatında edinmedikleri tecrübeleri edindiler. Kesinlikle katılıyorum. Onların bile fikirleri değişti. Onların bile bakış açısı aa bu böyle miymiş dediler 45-46 yaşından sonra. Mutlaka katılıyorum. Çok doğru bir şey söylüyorsun. Ben değişmem demiyorum. Yani ben de işte yok çok katıyım, böyle kuralcıyım, kesinlikle böyle geldim, böyle giderim falan. Böyle bir şey demiyorum. Ortam neyi gerektirecek, zaman neyi gerektirecek, ben nelere göreceğim, neler kalbime yatacak onlara bakacağım. Dolayısıyla hiçbir şekilde iddialı bir laf edemem ki yani yok ben değişmem, yok ben işte dimdik geldim, dimdik giderim falan böyle bir şey yok tabii ki. Suat abi söyledi zaten burada biz muhabbetteyken dedi, burada dedi ki siz bile dedi bana çok şey katacaksınız dedi, buna eminim dedi yani. Tabii canım, evet, tabii. Güzel bir şey. İlk zamanlar biz estağfurullah diyorduk ama ciddi anlamda onun bize kattıkları, bizim de onlara kattıklarımız, yaşadığı ilişkiden öğrendikleri bizim abilerimiz. Murat abi hayatında hiç yaşamadığı bir ilişki yaşadı burada. Hayatı bak 46 yaşında adam hayatında hiç yaşamadığı bir karakterle yaşamadığı bir ilişki yaşadı. O bile ona tecrübe oldu. Mesela bak ben size şunu anlatayım. Bu da enteresandır. Benim annem babam 40 günlükken ayrılmışlar. Yani sen 40 günlükken mi? Ben 40 günlükken evet. Ve benim nüfus kağıdım bir başkasının üzerine çıkmış. Bunlar benim çok özelim, çok samimi gördüğüm için şu an anlatıyorum. Bu programla falan da alakası yok yani. Eyvallah. Sadece yine içimden geldiği için anlatıyorum bunları. Velhasıl ben evlenirken dedim ki ben evleneceğim ve çocuklarım diyecek ki Allah razı olsun baba bizi analı babalı büyüttün. Ben bunu başaramadım. İçimde ukde olan budur. Anlatabiliyor muyum? Yani benim yaşayamadığım o aile şeyini, mutlu anne özlemini, baba şeyini, olayını ben çocuklarıma yaşatmak istedim ama onu da başaramadım. İçimde tek ukde olan şey budur. Yaptığım en yanlış şey budur. Olmadı. Aynı hanımla 2 kere evlendim ben. Yani çocuklarımın annesiyle 2 kere evlendim. Ondan sonra da olmadı. Yani uzun süredir de ayrıldım. Fakat gerek çocuklarımla, gerek ayrıldığım eşimle gayet iyidir ilişkilerim. Her zaman evlerine gidip bir çayını içebilirim. Ya da onları alıp götürüp bir yerde bir yemek yiyebilirim. Güzel. Bu diyaloğu koparmadım. Peki abi, atıyorum şu anda hani. Buyur abi. Örnek veriyorum. Bir adayın geldi. O da senin gibi evlenmiş, boşanmış. Senin gibi eski eşiyle iyi ilişkileri var. Bunu kabul eder misin görüşme? Etmem. Peki sen, sana görüşme derse? Ben çocuklarımla görüşürüm. Belki, hayır, belki eski eşimle görüşmeyebilirim. Ha, onu diyorum. O kadar önemli değil. Ama çocuklarımla öleceğimi bilsem görüşürüm. Aşkımdan öleceğimi bilsem görüşürüm. Hiçbir taraf, dünyada hiçbir taraf çocuklarımın üzerine gelemez benim için. Ama yani şu sorunun net cevabını hiç düşünmeden veriyorum. Kesinlikle istemem. Tamam. Ben şeyim yani birazcık geri kafalı Anadolu adamıyım ben. Ben de öyleyim abi. Anlatabiliyor muyum? Ben hep karşı çıkıldım yani, burada ama ben de öyleyim. Bir kadın benimse düz sadece ne benimdir. Suat abi bir soru soruyorsun. Başka bir soruyla sana yöneliyor. Yani sorduğun sorunun ne cevabını alabiliyorsun ne de aynı şekilde kendi kafasına göre yazıyor, çiziyor. Bir dakikalık cevabı 5 dakikaya uzatıyor yani. Biraz gereksiz uzatmalar var cevabında. Sorun yok, alışacağız ona da. Eşinden neden ayrıldın? Yani 2 kere evlenip boşanmıştık. Hani bu özel bir soru olabilirse cevaplamam ama belki çok baskıdan olmuş olabilir mi diye merak ediyorum. Yok, biraz baskı falan yok. Ben birine aşık oldum ve eşimden ayrıldım. Tamam. Dürüst. Sorunun cevabı bu. Helal olsun abi. Adam, güzel. Helal olsun abi. Herkese söyleyemez. Yani bunu söylemek çok övünç verici falan bir şey değil. Değil abi, belki hayatımın en büyük hatasını yaptım ama bir kızı çok sevdim. Çok sevdim ve ayrıldım. O zaman sen çapkın bir adamsın abi. Çapkındım. Sen yeter ki sen...